Selamun aleyküm dostlar, videoma hoş geldiniz. Dostlarım, bu videomda sizlere Minecraft Bedrock Edition'da en iyi 3 modu göstereceğim. Modlar gerçekten çok güzel. Telefondan, tabletten, bilgisayardan yapabilirsiniz. Bu 3 modu kaçırmayın deyin. İsterseniz ilk modumuzla başlayalım. Dostlarım, modu göstermeden önce abone olup like atarsanız gerçekten mutlu olurum. 1000 aboneye çok ulaştık. Bir iki güne 1000 abone oluruz inşallah. İnşallah daha da gelişiriz. İsterseniz ilk modumuzu gösterelim. Dostlarım, ilk modumuz hareket modu. Şöyle bu oyunumuzu daha da güzel kılıyor. Bakın mesela golem alalım. Mesela golemi bıraktım. Yürüdüğünde göreceksiniz. Bir yürüsün golem. Bakın hareketleri biraz daha böyle gerçekçi. Yürümesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın kollarına. Çok güzel yürüyor dostlarım. Bu mod gerçekten çok güzel. Bu sırada golem için geçerli değil, tüm moblar için diyebiliriz. Bakın atın kuyruğu falan da sallanıyor. Sapık değiliz, korkma. Sonra mesela köylüye bakalım. Köylü de gerçekten çok güzel. Hemen göstereyim size. Bu arada merak etmeyin. Modu nasıl yükleyeceğinizi de göstereceğim. Lütfen atlamadan izleyin. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Dostlarım, köylüyü de bıraktım. Bakın köylünün elleri biraz daha böyle düzgün. Ve yürürken dostlarım bakın. Elleri açık bir şekilde yürüyor. Çok güzel bu arada. Ya bu modların hepsini göstereceğim dostlarım. Evet, ilk modumuz böyle hareket moduydu. Golem de bayağı güzel abi orada. Baksana havalı havalı yürüyor. Tamam dostlarım, ikinci modumuza geçelim. Evet dostlarım, ikinci modumuza geçtik. Dostlarım, bu modumuz da bayağı güzel. Bu modumuzda ise mesela dostlarım, normal Minecraft'ta bir itemi attığımızda hiç güzel görünmüyor ama bakın bu modumuz sayesinde hemen şöyle atayım. Bakın dostlarım böyle yerde kalıyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Siz bunu hareket ettirebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz biz bunu nasıl alacağız? Dostlarım yanına böyle çökerek yaklaştığında gördüğünüz gibi eski haline geliyor, alıyorsunuz. Bir şey soracağım dostlarım, bir dakika şöyle tekrardan atalım. Şu halim, bir dakika, şu hali mi daha güzel? Yoksa dostlarım bu yeni hali mi? Tabii ki de yeni hali daha güzel. Hem de dekorasyon açısından çok güzel gözüküyor bu arada dostlarım. Uzatmadan 3. modumuza geçelim. Dostlarım, isterseniz 3. modumuzu da gösterelim. 3. modumuz madenlerde işinize çok yarayacaktır. Onu söyleyeyim. Tahmin etmiş olabilirsiniz. Şöyle hemen bir gece yapalım. Gece olsun. Şu an gördüğünüz gibi gece. Bakın meşale elimde tuttuğumda gördüğünüz gibi etrafı ışık yayıyor. Yani normalde mesela bakın böyle yapma, böyle ışık yayar, böyle yaymazdı. Ama daha da gerçekçi oldu. Gördüğünüz gibi bakın yürüdüğüm yerler aydınlatıyor. Bu da gayet güzel. Mesela madende ışık kaynağınız az kaldı. Bu taktiği kullanabiliriz. Gayet işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Bu arada sadece bu meşale için değil. Mesela buradan şey alalım. Lav alalım. Hemen lavda da göstereyim. Bakın lavda da dostlarım böyle oluyor. Dostlarım, lafı daha fazla uzatmadan modlar nasıl yüklendiğini göstereyim size. Dostlarım, yapmanız gereken sizin açıklamalar kısmına verdiğim linke tıklamanız. Burada gördüğünüz gibi 3 dosya var. Şimdi dostlarım, atıyorum siz ışık modunu beğendiniz, diğer iki modu beğenmediniz. Buradan ışık modunu tek yükleyebilirsiniz, aydınlatma yazıyor. 3 üstünde beğendiyseniz 3 üstünde indirebilirsiniz. Yapmanız gereken dostlarım, üstüne bir defa tıklamak istediğiniz modu. Sağ üstte indirme gibi bir şey var, ona basın. Biraz bekleyin dostlarım. Bu internetinize göre değiştir. Ben dediğim için bende tekrar indir yazıyor. Sizde direkt indirilir, ben de tekrar indireyim. Gördüğünüz gibi dosya indirildi diyor. Mesela geri geldim. Canlı modunu da ekleyeceğim. Canlı animasyon. Bunu da indire bastım. Birazcık bekliyorum. Dosya indiriliyor diyor. Bu sefer yerdeki eşyayı da indirelim. Ona da tıkladım. Tekrar indirelim. Bir şey olmaz. Size göstermek amaçlı. Gördüğünüz gibi dostlarım bunlar indirildi. İşlemimiz burada bitti mi? Hayır. Şimdi Zarchiver uygulamasına giriyoruz. Dostlarım bakın, Zarchiver uygulaması gerçekten önemli. Mod kurmak istiyorsanız, ne bileyim kendi modunuzu yapacaksınız, artık her neyse. Zarchiver olmazsa biz bu modları oyuna aktaramayız. İsterseniz Zarchiver uygulamamıza geçelim. Dostlarım, Zarchiver uygulamasına girdim. Siz buradan download kısmına gireceksiniz. Ben download kısmına girmeyeceğim. Benim fotoğraflarım var. Ben o siteden yüklediklerim modu ben bu alta getirdim. Gördüğünüz gibi üçü de geldi. Artık hangisini beğendiyseniz, yani birini de beğenebilirsiniz, üçünü de size kalmış.
Yükledikten sonra dostlarım, download kısmına girdiniz mi? Bu üçü var burada. Teker teker hepsini yükleyeceksiniz. Nasıl mı? Mesela ilk baş hangisini yükleyelim? Canlı hareket animasyonu patch yazıyor. Şuna bir defa tıkladım. Sağ üstte ok gibi bir şey var dostlarım. Göremeyenler arkadaşlar için işaretliyim. Dostlarım bakın burada. Buna tıklıyoruz. Bakın direkt Minecraft çıktı. Bu arada sürümümü de söyleyeyim. Sürümüm 1.20. Bazı arkadaşlar diyor bana Minecraft çıkmıyor. Dediğimi yaparsanız çıkması lazım. Minecraft'a tıklayın. Her zaman deyin. Gördüğünüz gibi bizi Minecraft'a attı. Oyunumuz açılsın, ben geliyorum. Evet dostlarım, oyunumuz açıldı. İçeri aktarma başlatıldı dedi. Gördüğünüz gibi modumuz geldi. Ben yüklediğim için bana kopya dedi. Yani bir tane daha geldi aynısından. Sonra aktif edeceğiz arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz. Global kaynaklar. Paketlerin buradan istediğiniz modu etkinleştiriyorsunuz. Üstüne tıklayıp. Dostlarım modu aktif ettikten sonra yeni dünya oluştur diyoruz. Buradan yaratıcı yapalım. Buradan hileler kısmına gerek yok. Kaynak paketi kısmına geldik. Buradan sahip olunanına tıklayın. Burada dostlarım hangi modu yüklediyseniz, 3'ünü yüklediyseniz 3'ünü aktif edin. Atıyorum ben item yükledim, bir de animasyon yükledim. Bunu şuradan aktif edelim. Bir dakika, aktif edemedim. Etkinleştir dedik. Sonra buradan davranış paketlerine geldim. Buradan da etkinleştirin etkinliği ise. Denemeler kısmına geliyoruz. Bakın dostlarım buradakilerin hepsini açacağız. Açalım. Yine de denemeleri aç diyoruz. Hepsini açalım. Sondaki açılmıyor. Nedenini bilmiyorum. Sırada oluştur diyoruz. Dostlarım bu videomuz bu kadardı. Dünyamız da açıldı gördüğünüz gibi. Bu üç modu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden tek istediğim abone olup like atmak. Gerçekten emek vererek videolar çekiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.